Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Evet arkadaşlar, dönemin son haftası geldi. İlk dönemin son haftası geldi. Hayırlı uğurlu olsun. Ve dönemin son haftası itibariyle bakanlığımız bir yazı yayınladı. Dönem sonu faaliyet haftası diye bir yeni uygulama geldi. Hepimize hayırlı olsun. Evet, hepimize hayırlı uğurlu olsun. Peki ne olacak hocam bunun itibariyle? Arkadaşlar bunun itibariyle artık bu dönem sonu itibariyle çok yönlü etkinlikler yapacağız çocuklara. Yani ne gibi hocam? Zihinsel, sosyal, duygusal, ahlaki, fiziksel olmak üzere çok yönlü etkinlikler yapacağız. Bakanlığımız buna yönelik aslında bir faaliyet çerçeve planı verdi bize. Fakat siz okulunuza göre, okula, çevreye göre bunları da değişiklik yapabilirsiniz. İdarenizle, tabii ki idarenizin planlaması dahilinde, biz idarenizin. yani mesela atıyorum Boğaz'a yakınsanız, Boğaz'ın kenarında bir Sabancı Öğretmen Evi var mesela, oraya gezi yapabilirsiniz. Veya işte Botanik Park var burada, işte parka gezi yapabilirsin, hayvanat bahçesine gezi yapabilirsin veya okulunuza mesela iş adamları vardır velileriniz arasında, onlar söyleşiye gelebilir. Ama işte bir dağ köyündesindir. Orada işte daha farklı etkinlikler yapılır. Mesela biz Muş Meslek Lisesi'ndeyken işte orada çocuklardan esnaf olanlar vardı. Onlardan birisi gelebilir gibi gibi gibi. Okulunuza göre değişiklikler gösterebilir bu etkinlikler. Peki hocam tüm kademelerde olacak mı bu etkinlikler? Evet arkadaşlar. Anaokulundan liseye kadar tüm kademelerde geçerli olacak. Ülke genelinde tüm okullarda olacak bu son hafta etkinlikleri. Son haftanın coşkuyla, keyifli ve eğlenceli bir şekilde geçmesi amaçlanmış. Resmi yazı var, resmi kılavuz var. Coşkuyla geçecektir. Evet, okulda büyük bir coşku olacak eminim. Yani bu hafta hem öğretmen hem öğrenci tarafından planlansın demiş ama muhtemelen bir kurul oluşturulur. Bununla alakalı bir plan yapılır. Keşke birazcık daha erken haber verseler de biz hani böyle öğrencilerimizi falan görevlendirseydik. Belki daha hoş olabilirdi. Yani tabii ben bakanlığımızın her dediğine katılıyorum biliyorsunuz. Hani bir hafta, iki hafta önce tabii gönderse daha şey olabilirdi ama... Daha kompleks bir şeyler ortaya çıkabilirdi yani. Evet yani. Kılavuzda bu arada... bir plan var ve bunun her açıklaması var arkadaşlar. Tüm plandaki her etkinliğin açıklaması var. Biz de biraz sonra örnekler vereceğiz. Ne gibi bir faaliyet planından bahsedilmiş? Pazartesi günü diyor ki 9 ile 10'da bilgi yarışması ve kelime oyunu yapın diyor bütün sınıflarda. En sevdiğini paylaş diye bir etkinlik yapılmış 11'de. İşte mesela çocuk getirecek kendi oyuncağını veya bir şeyini biz orada anısını anlatacak. İşte orada kendi oyuncağını, kendi kalemini getirsin. O da en sevdiği arkadaşına verecek. Saat 12'de kermes yapılsın demiş ama yani şimdi... Pazartesi 12'ye bunu planlamak zor. Hani siz de işte salı yaparsınız vesaire veya yapmaz. Hani başka bir etkinlik yaparsınız onun yerine. Artık bu hani sizin okulunuzun durumuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir. 13 ve 14'te pazartesi günü yetenek paylaşım saati. İşte mesela İknur Hoca'nın gidecek şarkı söyleyecek mesela. Çok yetenekliyimdir bu konuda. Evet. 15 ve 16'da pazartesi günü görsel sanatlar, bilim ve spor saati. Bunda da işte hani... Çocuklar artık kendi yeteneklerine göre veya isteklerine göre bir şeyler yapacaklar. Salı günü hitabet oyunlarıyla başlıyor. Ondan sonra sosyal sorumluluk ve kitap okuma. Zaten bütün okul kitap okusa hoş olur. Evet, daha sonra öğle arası, sonra söyleşi, tecrübe paylaşımı. İşte dediğim gibi mesela okuldan mezun olmuş gitmiş birileri gelebilir veya okul aile birliğinden birileri getirilebilir. Ve 15 ve 16'da da salı günü komedi saati. İşte orada da çocuklar fıkra anlatacakmış vesaire bir şeyler anlatacaklarmış. İlkokul ve ortaokulda da soğuk espri saati diye bir şey söylenmiş. Çarşamba günü yetenek paylaşım saati, oyun saati, öğle arası oyun saati, dönem sonu gösterileri yapılacak. Ve de perşembe günü işte onda konser yapılsın demiş, tiyatro oynansın demiş mesela. Perşembe günü de artık okulunuzun çevresinde ne varsa gezi yapılacak arkadaşlar. Hani bu şekilde de cuma günü gelmiş olacak artık. Tabii mesela başka ne yapılabilir? Bizim okulda mesela masa tenisi var, dart var. İşte hani okulun artık kendi imkanları doğrultusunda bir şeyler yapacağız arkadaşlar artık. Evet. Tabii bunların içerisinde dönem sonu iş ve işlemlerini de yapmamız gerekecek bu arada. Performans notları girilecek mesela. Buna dair de bir video yaparız yakında. Not fişleri var mesela. Karneler var. Tabii defterleri ve fişleri imzalamayı ve doldurmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Bir idareci olarak. Bunları söylemem gerekiyor diyorsun. BEP'ler var. Tabii kaynaştırmalı öğrencilerimizin. Bu idarecilik seni çok değiştirdi. Ben çok değiştim artık. Projeler, proje yarışmaları var tabii.
Mesela TÜBİTAK 2204'ün önümüzdeki hafta çarşamba günü son tarihi. Ama beni değiştiremeyen tek şey bu şey işte projeleri çok seviyorum arkadaşlar hala proje yarışmalarını. Tabii okulda öğrencilere verdiğimiz projelerin daha yıl sonuna kadar devam ediyor normalde. Tabii bir sıkıntı oluyordu önceden. Hani son hafta işte bir sınıfta işleniyor, bir sınıfta işlenemiyor. Öğrenciler Önden iyi geliyor gidiyor. olmuş. Hani en azından bir birliktelik olur arkadaşlar. İdare Evet. planlaması içerisinde etkinlikler yapılır. Peki Dediğin gibi istediğimiz oyunu oynayabiliyor muyuz çocuklarla? ya okul idaresi bir planlama yapacak herhalde yani herhalde ama biz yapacağız mesela. Ama yani sınıf içerisinde de etkinlikler yapılır yani. Eğitsel filmlerim izlenebilir mesela hani bu anlamda. Zaten hani pek çok öğretmenimiz bu anlamda izletmiştir daha önce. Mesela bu şey var ya Amir Kağan'ın filmleri Evet, veya her işte çocuk özeldir. Üç hepimizin idiot. okulda defalarca izlediği. Ya hem mesela şey var ya aday öğretmenlere yetiştirme programında örnek film listesi var. Mesela bu geldi benim aklıma. Hem Milli Eğitim'in önerdiği Evet. bir liste. Ya 50 ben tane film var mesela bunun içinde. Mesela örnek olarak işte 3 idiot, 400 darbe mi demiş? İşte Amerikan Teacher, arkadaşının evi nerede? Asya'nın kandilleri vesaire. Böyle bir 50 tane filmin olduğu bir aday öğretmenlere işte şey yapan, önerilen bir film listesi var. Bunlara bakarsınız arkadaşlar. Bunlardan da izletilebilir mesela. Amerika'nın şeyleri falan çok tutuyor bu anlamda. Evet. Ya böyle bir şey olması güzel aslında. Hani sadece direkt çocuklara bıraktığın zaman bazen farklı şeyler açabiliyorlar. Mesela Evet. geçen sene miydi? Sınavdan sonraki bir dersimde böyle çocuklara serbestsiniz hani izleyebilirsiniz bir tane film demiştim. Pembe Panter'i falan izlemeye Ya hemen korku filmlerini çalışmışlardı. açmaya çalışıyorlar. Saçma sapan yani. Eğitsel şeyler izlensin. Hazır gelmişler oraya. Evet, Yani evet. turnuvalar yapılabilir mesela. İşte biz öyle bir şeyler düşündük. Hem öğretmenler hem idareciler hem de çok çocuklar çok yoruldular. Özellikle Birazcık benim. idareciler. Özellikle ben diyorsun. Özellikle ben çok yoruldum. En çok dinlenmeye Vallahi yoruldum ya. Ya meslek liselerinde hani gerçekten çok iş var. ben Tabii bütün idarecilerimiz, bütün öğretmenlerimiz yorulmuştur. Ama gidiyorum. özellikle ben yoruldum yani. Ama mesela idarecilikten memnun musun? Hala daha memnunum arkadaşlar. Hala Evet çok fikrim memnun. değişmedi. Ama akşam nereye yatacağını Evet, şaşırıyorum. yoruluyorum ama. Ya ben proje yapmayı seviyorum. Burada da hani öğretmen arkadaşlarımızdan da sevenler var. Beraber bir şeyler yapıyoruz bakalım. Erasmus da yazacağız yakında. Oo, hadi Her bakalım. şeyi başladım arkadaşlar. Daha da beter. Durum bu şekilde. Sağ olsun müdürümüz de bu anlamda projelerin sorumluluğunu bana verdi. Ben seviyorum deyince. Durum böyle arkadaşlar. Son hafta Okul yani projelere doyacak bu sene. evet. Son hafta yani dönem sonu faaliyet haftası. Evet. Önümüzdeki hafta Çarşamba günü de 2204 TÜBİTAK Liseleri Proje Yarışması'nın son başvuru günü. Bunu da unutmayalım. Lisedeki görev yapan arkadaşlarımız proje yapabilirler, yaptırabilirler öğrencilerine yani. Evet, durum bu şekilde. Teşekkür ediyoruz. Bizleri takip ettiğiniz için. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşmek üzere.